Bu videomuzda SPSS'i ilk defa gören, duyan ve kullanmak isteyenlere yönelik kısa bir anlatım yapacağız. Programın en genel özelliklerini tanıtacağız. Programın detaylarını ise diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Öncelikle... Herkese merhabalar. Bu videomuzda SPSS'i ilk defa gören, duyan ve kullanmak isteyenlere yönelik kısa bir anlatım yapacağız. Programın en genel özelliklerini tanıtacağız. Programın detaylarını ise diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Öncelikle SPSS'i programın sahibi olan IBM'in resmi internet sayfasından deneme amaçlı olarak indirebilirsiniz. Programı indirdiğinizi ve bilgisayarınıza kurduğunuzu varsayıyorum. Programı ilk defa açtığınızda Excel'e benzer bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Şu anda ekranda olan yazıların hiçbirisi olmayacak. Boş bir sayfa göreceksiniz. Buradaki bilgileri nasıl girdiğimizi farklı videolarımızda anlatıyoruz. Ayrıca programı ilk açtığınızda şurada gördüğünüz ekrana benzer Output adlı bir çıktı dosyasının da ekrana gelmiş olduğunu göreceksiniz. İlk başta buradaki Output dosyasını şuradan kapatarak kaydetme diyebilirsiniz. No'ya basabilirsiniz. Bunu kaydetmediğinizde buradaki verileriniz üzerinde herhangi bir işlem olmayacaktır. Herhangi bir sakıncası yoktur. Oradaki ekranı kapatabilirsiniz. Ayrıca oradaki ekran her işlem yaptığınızda, daha sonra analizler yaptığınızda tekrar ekrana gelecektir. Kaydetmek istediğinizde kaydedebilirsiniz. Programın tanıtımına devam edecek olursak, öncelikle ilk defa görenlere yönelik bir anlatım yapıyoruz burada. Ekranın sol alt kısmında Data View ve Variable View adında iki farklı sekme görüyoruz. Bunların anlamı buradaki Data View veri görünümü anlamına geliyor. Buradaki Variable View ise değişken görünümü anlamına geliyor. Şu anda biz burada veri görünümünün aktif olduğunu görüyoruz. Burada verilerimiz ile ilgili ekranda bilgileri görüyoruz. Öncelikle değişken görünümüne şuradaki sekmeye tıklayarak geçmek istiyorum. Şu anda ekranda değişkenler ile ilgili özellikleri görüyoruz. Bizim veri setimiz içerisinde bulunan değişkenlerimizin her türlü özelliğini buradaki değişken görünümü ekranında görüyoruz. Peki öncelikle değişken ne demek? Kısaca bunun üzerinde duralım. Bir anket yaptık. Anketimizde cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, mesleki çalışma süresi gibi farklı sorularımız var. Bu soruların her birine biz değişken adını veriyoruz ve bu değişkenleri burada SPSS'e tanıtmamız gerekiyor. Ya da anket yapmamış olabiliriz, doğrudan veri toplamış olabiliriz. Örneğin sporcular üzerinde bir çalışma yaptık. Kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi farklı sonuçları topladık, kaydettik. Bunların her biri yine birer değişken oluyor. Kuvvet, dayanıklılık, sürat, her biri bunların birer değişken ve bu değişkenleri yine burada SPSS'e tanıtmamız gerekiyor. Değişkenlerin hangi özelliklerini SPSS'e tanıtıyoruz? Bunları birazdan biraz daha detayına girerek anlatacağım. Ancak öncelikle buradaki diğer görünümün, data view'in yani veri görünümünün ne olduğunu da kısaca ifade edelim. Sonra tekrar değişken görünümüne dönelim. Veri görünümüne geçtik. Veri görünümünde az önce girdiğimiz değişkenlere ait bu defa verileri görüyoruz. Her bir katılımcıya ait. Örneğin burada birinci satırda birinci katılımcının değişkenlere ait bilgileri var. Örneğin buradaki birinci katılımcının cinsiyeti ile ilgili bilgiyi burada görüyoruz. Yaşadığı yer ile ilgili bilgiyi görüyoruz. Yaşı ile ilgili bilgiyi görüyoruz. Ancak burada şurada sözel bir veri görürken burada sayısal bir takım veriler görüyoruz. Niye böyle? Bunu da birazdan anlatacağız. Buraya birazdan tekrar döneceğiz. Tekrar ben değişken görünümüne şuradaki aşağıdan Variable View sekmesine tıklayarak geçmek istiyorum. Az önce buradaki değişkenlerin hangi özelliklerini gireceğimizi, belirteceğimizi anlatmıştım. Öncelikle her bir değişkene bir isim vermemiz gerekiyor SPSS'te. Buraya kısa bir isim giriyoruz. Uzun bir açıklama yapmamıza gerek yok. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi olacaktır. Çünkü daha sonra yapacağımız farklı analizlerde uzun isimler farklı sorunlara yol açabiliyor. Burada öncelikle her bir değişkenimize bir isim vermemiz gerekiyor. Örneğin anketimizde cinsiyet adında bir soru var. Bu bizim bir değişkenimiz. Bu değişkenimize şurada gördüğümüz şekilde CNSYT şeklinde bir isimlendirme yapabiliriz. Ardından her bir değişkenimizin türünü girmemiz gerekiyor. Bu türler neler? Şuraya tıklarsak eğer şuradan açılacak olan pencerede bunları görebiliriz. Şurada görmüş olduğumuz değişken türleri var. SPSS'e tanıtmamız gereken farklı özellikler var. Bunlar arasında en çok kullanılanları şurada gördüğümüz numerik ve şurada gördüğümüz string. Fakat farklı veri türleri de var. Örneğin tarih olarak bir veriyi girebilirsiniz veya bir para birimi olarak bir
veriyi girebilirsiniz. Bunun gibi farklı seçenekler var. Biz buradan numeriki seçtik. Neden? Çünkü biz birazdan cinsiyetimizi 1-2 şeklinde kodlayarak SPSS'e girmek istiyoruz. Diyoruz ki SPSS'e biz birazdan sayısal olarak bir değer gireceğiz. 1 ve 2 şeklinde. Bundan dolayı sen bunun numerik olduğunu buradan anla şeklinde SPSS'e bir tanıtım yapıyoruz. Ancak şurada yaşadığı yeri ise ben sayılar ile göstermek istemiyorum. Onun için burada string'i seçtik. String olarak SPSS'e bunu tanıtmak istiyorum. Sözel anlamına geliyor. Sözel veri anlamına geliyor. Bu şekilde SPSS'e tanıtmış oluyoruz. Bir sonraki sütunumuz ise değişkenlerin özellikleriyle ilgili olarak buradaki width, yani burada basamak sayısı veya harf sayısını ifade eden bir ifade buradaki width. Burada 8 olması 8 basamaklı sayıya kadar giriş yapabileceğimizi gösteriyor. Burada 50 olması ise 50 harfe kadar giriş yapabileceğimizi gösteriyor. Eğer sözel bir veri girerken harfleri daha fazla yazamıyorsanız giriş yaparken buradaki sayı küçüktür. Bunu değiştirmeniz gerekmektedir. Örneğin küçük çekmece yazmak istiyorsunuz. Fakat küçük yazdığınızda devam etmiyorsa buradaki değer 5'tir. Bunu arttırmanız gerekmektedir. Buradaki decimals ise ondalık basamak sayısı anlamına geliyor. Buradaki veri görünümünden şurada tekrar geçerek gösterebilirim. Buradaki virgüllerden sonra 2 basamak daha olduğunu görüyoruz. İstersek bunları azaltabiliriz veya çoğaltabiliriz. Bunu buradaki decimals kısmından düzenliyoruz. Ardından buradan label, yani etiket anlamına gelen bir sütun görüyoruz. Değişkenlerin etiketlerini burada görüyoruz. Şurada name kısmında biz cinsiyete CNSYT şeklinde kısa bir isim vermiştik veya sadece CNS de diyebilirdik. Fakat burada bunu uzun bir şekilde açıklıyoruz. Diyoruz ki bu cinsiyettir. Bunun altında yaşadığı yer anlamına gelen farklı bir değişkenim var. Bunun altında medeni durum var burada veya mesleki çalışma süresi şeklinde açık açık yazılmış olduğunu burada görüyoruz. Dikkat ederseniz burada mesl alt çizgi çalışma gibi bir ifade var. Ancak burada mesleki çalışma süresi olarak bunu açık açık yazmış oluyoruz. Bunu niye bu şekilde açık olarak yazıyoruz? Çünkü analizlerimizde tablolarımızı oluşturduğumuzda veya farklı analizler yaptığımızda SPSS buradaki etiketleri kullanıyor. Ancak değişken olarak buradaki isimleri ise biz rapor içerisinde farklı yerlerde görüyoruz. Bundan dolayı buradaki label önemli. Buradaki values ise diğer bir önemli sütun. Değişkenlerin özellikleriyle ilgili diğer bir önemli bilgi. Buradaki values ise az önce demiştik ki biz burada sayısal bir veri girişi yapacağız. Diyeceğiz ki cinsiyet 1 şunu ifade etmektedir, 2 şunu ifade etmektedir. İşte bu ifade etmek istediğimiz bilgiyi burada giriyoruz. Şuraya tıkladığımızda bunu nasıl yaptık? Şurada bir 3 noktalı bir simge görünüyor. Buna tıkladığımızda biz 1'in ne anlama geldiğini, 2'nin ne anlama geldiğini SPSS'e burada tanıtıyoruz. Bunları nasıl yaptığımızı da farklı videolarda anlatıyoruz. Şurada ise kayıp veriler ile ilgili bir takım düzenlemeler görüyoruz. Burada bu detaya girmeyi gerekli görmüyorum. Şurada ise columns, yani sütunlar anlamına gelen bir bölüm var. Buradaki değer ise şuradaki veri görünümünde şuradaki sütunun genişliğini ifade eden bir değer. İsterseniz buradan da değiştirebilirsiniz veya şu şekilde biraz sağa kaydırırsam şuradaki mesleki çalışma süresini buradaki değerin de değişmiş olduğunu görebilirim. Buradaki align hizalama anlamına geliyor. Şuradaki veri görünümünde buradaki verilerimin sütunların ortalarında hizalanmış olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni burada center'ın seçilmiş olması. Left, right, center olarak bunları değiştirebilirsiniz. Şuradaki measure ise yine en önemli kısımlardan birisi. Bunları aslında yanlışla girseniz farklı bazı basit analizlerde bu etkilemeyecektir. Ancak bazı üst düzey analizlerde veya bazı tablolarda buradaki seçimin doğru yapılmaması önemli bazı sorunlara yol açabilmektedir. Peki buradaki measure ne? Buradaki measure bizim ölçme düzeyi adını verdiğimiz istatistiğin çok önemli konularından birisi olan bilgiye karşılık geliyor. Ne demek istiyoruz? Şuradan açarak gösterelim. Buradaki cinsiyet ilk satırdayız şu anda. Scale mi? Ordinal mı yoksa nominal mı? Scale eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyine karşılık geliyor. En üst ölçme düzeyi. Bununla ilgili kanalımızda yine çok detaylı videolar var. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Eğer buradaki cinsiyetin karşısındaki değer scale ise, eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyinde ise biz buradaki seçeneği işaretliyoruz. Yok eğer buradaki değer 1, 2, 3 şeklindeki değerler sıralama ölçme düzeyinde ise, bir sıra ifade ediyorsa bu durumda buradaki ordinal'ı seçmemiz gerekiyor. Veya buradaki sıralama da ifade etmiyorsa o zaman buradaki nominal'ı seçiyoruz. Nominal ise
sınıflayıcı ölçme düzeyine karşılık geliyor. En alttaki ölçme düzeyine karşılık geliyor. Burada nominal'ı seçiyoruz. Neden? Çünkü burada cinsiyetin karşısında girdiğimiz 1 ve 2 değerleri herhangi bir ölçüm sonucu değil. Erkek ve kadın 1, 2 bir ölçümün sonucu değil. Bir sıralama da değil. 1, 2. 2, 1'in 2 katı anlamında değil. Burada 2 ne? Buradaki 2 erkek. Erkek kadının 2 katı anlamına gelmiyor buradaki sayısal olarak 2 ifadesi. Buradaki 1 ve 2'nin buradaki kadın ve erkekleri tanıtmaktan öteye herhangi bir anlamı yok. Bundan dolayı biz burada bunların sadece sınıflama ölçme düzeyinde olduğunu, sınıflama ifade ettiğini SPSS'e tanıtmış oluyoruz. Burada ordinal'ın seçilmiş olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü buradaki yaş, buradaki yaş kategorileri belli bir sıra içerisinde devam ediyor. İsterseniz burada nominal'ı da seçebilirsiniz. Herhangi bir problem çıkmayacaktır. Ancak burada ordinal 1, 2, 3 belli bir sıra içerisinde, bir hiyerarşi içerisinde olduğu için biz burada ordinal'ı seçmiş oluyoruz. Burada scale görüyoruz. Neden? Çünkü burada algılanan kalite puanı var. Bu puan bir ölçme sonucunda bulunmuş olan bir puan. Bundan dolayı burada scale'ı seçiyoruz. Bir de burada role adında bir sütun görüyoruz. Bunun detayına da burada girmiyorum. Bu kadar tanıtımdan sonra bir de şuradaki menülere bakmış olalım. SPSS'de ekranımızı açtığımızda öncelikle Excel benzeri bir ekranla karşılaşacağımızı söyledik. Ardından Data View ve Variable View yani veri görünümü ve değişken görünümü ekranlarının olduğunu söyledik. Ardından bir de şunu ifade edelim. Burada bazı menüler görüyoruz. Bu menülerin anlamlarını neler yapabileceğimizi farklı videolarımızda anlatıyoruz. Ancak burada hızlı bir şekilde ifade edecek olursak burada dosya ile ilgili yeni bir dosya oluşturma, var olan bir dosyayı açma gibi farklı seçenekleri burada görüyoruz. Bunları inceleyerek neler yapabileceğinizi karıştırabilirsiniz. Burada edit ile ilgili bazı işlemler görüyoruz. Menüler görüyoruz. Burada görünüm ile ilgili bazı kısımlar görüyoruz. Burada en çok kullandığımız menüler analyze menüsü yani analiz menüsü. Biz analizlerimizi buradan yapıyoruz. Ayrıca bazı dönüştürme işlemlerini buradaki transform'dan yapıyoruz. Ayrıca bazı grafiklerin oluşturulmasını buradaki bölümden yapıyoruz. Bunların detaylarını farklı videolarımızda anlatıyoruz. Ayrıca burada kısa yol ifade eden, şu şekilde tıklayayım, kısa yol ifade eden bazı simgeler görüyoruz. Bu simgeler ise hızlı bir şekilde bazı işlemleri yapmamızı sağlıyor. Aslında bunların her biri buradaki menüler içerisinde bulunuyor. Ancak hızlı bir şekilde bir dosyayı açmak isterseniz, dosyanızı kaydetmek isterseniz, yazdırmak isterseniz buradaki ikonları, buradaki simgeleri kullanabiliyorsunuz. Buradaki simge, buradaki simgeler arasında daha önce yapmış olduğunuz son analizlere, son işlemlere hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Burada geriye alma, burada ileriye alma tuşları var. Şuradan ise go to case yani herhangi bir duruma gitmeyi sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir veriye ulaşabiliyorsunuz veya herhangi bir değişkene ulaşabiliyorsunuz. Burada örneğin case number 10 olarak yazdığımızda go dediğimizde 10. katılımcının verileri şurada en üst satıra gelmiş oluyor. Veya buradan variable'a tıklarsanız, değişkene tıklarsanız, ardından buradan bir değişken seçerseniz, örneğin cinsiyeti seçerseniz, go derseniz, cinsiyet sütununun, cinsiyet değişkeninin aktif hale geldiğini görmüş oluyoruz. Burada bu arada veri görünümüne otomatik olarak geçmiş oldu. Tekrar değişken görünümüne geçecek olursak, şurada yine az önceki menüye aynı yere geliyoruz. Go to case, go to variable şeklinde. Şurada iki simgenin yan yana bulunduğunu görüyoruz. Şurada ise variables yani değişkenler hakkında detaylı bilgi almak istersek buradaki simgeye tıklıyoruz. Cinsiyete tıkladığımızda cinsiyetin özelliklerini burada görüyoruz. Bunların eğer kodları varsa içerisinde bu kodların neler olduğunu görüyoruz. Farklı değişkenler ile ilgili de bilgileri burada hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Şuradaki simge ise çok pratik bir simge. Aslında çok fazla kullanılan bir simge değil ama çok pratik bir menü var burada. Bir değişken seçtiğinizde örneğin şuradaki algılanan kaliteyi seçmiş olalım. Buna tıkladığınızda hızlı bir şekilde algılanan kaliteyle ilgili basit tanımlayıcı istatistikleri ekranınızda görebiliyorsunuz. Burada ortalama, medyan, standart, sapma, range, minimum, maksimum gibi değerlerin tamamını burada görüyoruz. Algılanan kalite seçili olduğu için bununla ilgili bilgileri hızlı bir şekilde burada aldık. Yine kaydetmiyorum output'u. Burada ise split file seçeneğini görüyoruz. Split file ise bunun da detaylarını ileride anlatıyoruz. Buradaki dosyayı farklı şekillerde alt gruplara bölerek analizler yapmak istiyorsanız buradaki menüyü kullanabiliyorsunuz. Gibi burada farklı seçenekler var.
Buradan veri görünümüne geçerek bir de size şuradaki önemli bir butonu, önemli bir simgeyi göstermek istiyorum. Bu Value Labels, yani etiketleri göster anlamına gelen seçenek. Buna tıkladığımızda şurada ekranda yer alan sayılar, etiketleri neyse onlarla yer değiştirmiş oluyor. Tekrar tıkladığımda sayıların geldiğini görüyorum. Tekrar tıkladığımda o sayıların yerine, örneğin şuradaki 2 lisans düzeyinde öğrenim düzeyini ifade ediyor. Bunu burada kolay bir şekilde görebiliyorum. Evet, bu videomuzda hızlı bir şekilde SPSS'i hiç tanımayan, ilk defa görenlere yönelik bir anlatım yapmak istedik. Umarım faydalı olmuştur. Konunun detayları için, farklı işlemler için, analizler için kanalımızdaki ilgili videoları izleyebilirsiniz. Kanalımızda kısa bir arama yaparsanız istediğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması halinde videonun açıklama kısmından sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla bu soruları cevaplamaktan özellikle memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.